Mahmutlar Bazası'nı sonuç yakılır. Ve şimdi cadval yaratı zarınlarını kursatı otanı. 33. grup kem aksesine istersen ki rodlayın 33. 33. Ama Türkiye'de 33 görü verdiniz onlar. Maruzada. Hakan, şeftaligimizi otadık mı? Ha. Koyanlar utmadı diyene gene onlar da onlar kaytar bursun da o sen ya. Ne kaldı? Bu mesela Mayıs kuralı görgenimiz yok da sizler bilen. Mayıs kural malumatlar bazası da işlet jarayonlarını kursatı otaman dasturlaş ikiye digen telegram grupke men Mayıs kuralı Aşla koydum. Yani bu grupta kreatör yamasınayım. Yani MySQL bir tutturup 68 megabaytlık kazımda bunu böyle koydum. Bunu ben iyi tutturup alıp işletmeyi mümkün. Sadece Access'den faydalanıyorken lastığımızda Access fakat yine burada kendi tutturup tutturken daha sonra kalardı. Server malumatlar bazası olan işler cereyanı da onu tarmoqlar bilan ishlayotgan vaqtimizda Access bizni talablarimizga javob berolmay qoladi. Shuning uchun hamma joyga borsangiz Access ma'lumotlar bazasini ko'rmaysizlar-da, bu mukammal MySQL-da yoki Oracle degan ma'lumotlar bazalari turlarida yo'qsiz ma'lumotlar bazalarida server MySQL Lite degan ma'lumotlar bazalarida ko'rasiz. Shuning uchun sizlarga o'sha yengil bo'lgan MySQL'nin uzunu tutturup aldım. Şu MySQL'nin uzunu ornat zarayanını ve bunda işler zarayanını kandı kılıp şu malumatla bazasını yaratır. Kandı kılıp indiği bazanı yaratır. Yani cedral yaratış ve onu dasturge boğulan zarayanlarını bugün sizlerge kurs atıp tutamaz. Ufak yani kötü bakanla inen ki ikinci kriterin bu kılayın navi kart diken pakya turup ki taksida bana MySQL 5.5.30 versiyası turup ki ve biz işte kompüterimizde bağlaştığımız için MySQL connector update birinci kriterin için MySQL'ı ornatıştan başlayana MySQL'ni o'rnatish uchun shu ko'chirilganda MySQL 5.5.30 ustida funksiyani chat xizmatini internetda bosib buni ishga tushirasiz. Next xizmatini bosib shartlarini beradi. Mana bu yerda shartlariga rozi bo'lgan holatda next xizmatini bosib o'tib ketamiz. Bu yerda uchta ko'rinishi bor. Typical, custom, complete ko'rinishi bor. Bizga o'sha typical yetib o'tadi. Uni tanlaganimizdan keyin install tugmasini bosishimiz mumkin bo'ladi. Install tugmasini bosganimizdan keyin quyidagi yana bitta oyna paydo bo'ladi. MySQL enter kelish oynasi. Next tugmasini bosamiz va finish tugmasini bosamiz. Finish tugmasini bosganimizda ekranimizni pastki qismiga MySQL server instance configuration wizard oynasi paydo bo'ladi. Buni ham o'rnatib yuborishlaring kerak bo'ladi. Hech qayerda hech narsani o'zgartirmagan holatda faqat kompyuterlarda next tugmasini bosib o'tirgan bo'lsalaring bu o'rnaydi va mana bu yerda bu oynada new root password deydi, ya'ni bizda o'sha kompyuterimiz nomi root bo'ladi, root va unga o'sha parol qo'yib qo'yishimiz kerak, chunki ma'lumotlar bazalari himoyalangan, arxivlangan va shifrlangan holatda turadi. Undan foydalanib turib siz to'liq holatda kirish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu arxivlangan holatda unga to'liq turib u bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. New root passwordga to'rttalik parol qo'yasiz. To'rttalik parolni qo'yganingizdan keyin birinchisi paroli, ikkinchisi uni takroran qaytarib berishingiz kerak bo'ladi. U parolni esdan chiqarib qo'ymaslik uchun o'zingizga tushunarli bo'lgan, masalan, tug'ilgan yiling, oying, hozir o'rganish
Çün daimi içinde türetilen bir parola kopyasız bulura. Keyinçalik dasturlaştı, tolu uygulanganligidan keyin uni aniq parollarni qo'yish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi va undan keyin next tugmasini bosamiz. Sababi parolni esdan chiqarib qo'yganimizdan keyin ko'p talabalarda kuzatiladi. Domla, mana shu o'rinda parolni esimdan chiqarib qo'ydim deydi. Uni o'chirib uni o'chirib yuborib o'rnatganingizdan keyin u ayrim qismlarni o'rnatmaydi, ko'pchilik uni sistema bosib yana boshqa o'rnatishingizga to'g'ri keladi. Mana bu yerda execute tugmasini bosganimizda mana bu to'rtta bo'limga ketish kerak. Agarda siz kompyuterda o'rnatayotgan vaqtda bironta bo'limda undov yoki so'roq bo'limi chiqib qolayotgan bo'lsa, ya'ni to'rt palasiga belgisi chiqmay turgan bo'lsa, u holatda kompyuter dasturingizga ya'ni noto'g'ri ulangan bo'lasiz va noto'g'ri ulangan bo'ladi va mana bu to'rtta belgi chiqmagandan keyin MySQL sizni kompyuteringizda ishlamaydi. Shuning uchun buni o'chirib olib boshqatdan o'rnataman yoki boshqa ishlarni qilaman deb nima qilishligiz mumkin emas. Ularni to'liq o'chirib o'chirmasdan o'rnatish jarayonini nima qilishingiz kerak bo'ladi. Va finish tugmasini bosamiz. Finish tugmasini bosganimizdan so'ng mana MySQL bizga o'rnat bo'ldi. Uni o'rnatib bo'lganimizdan so'ng esa to'liq holatda nima qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni uni kirganingizdan keyin siz programmaning ichida MySQL degan papkani ichida mana qora oynada kod yozish orqali mana birinchi kirganingizda sizdan parol so'raydi, qo'ygan parolingizni to'g'ri tersangizgina bu ishlaydi. Mana MySQL so'zi chiqadi. Bu yerda kod yozib kod orqali siz bazani yaratishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bu bazalarni nima qilmaslik uchun navigat nimasi bor. Bu navigat yordamida biz MySQLni o'sha data ko'rinishini ko'rgan holatda yaratishimiz mumkin. Ya'ni kod yozib baza yaratmaymizda uni kodsiz bazasini yaratishligimiz mumkin bo'ladi. Navigatni o'rnatib olamiz. Navigatni o'rnatib olganimizdan so'ng to'liq dasturlarimizni qanday kod yozmasdan ya'ni ko'rib turgan holatda yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Navigatni o'rnatganimizdan keyin stolga ko'rinadi. Keltirganingizdan keyin quyidagi oyna chiqadi, ya'ni bu sizga foydalanishingiz mumkin deydi. Bu yerda mana serial nomeri bor, tayyor ko'chirib nima qilganman, buni ko'chirib olasizda registration qilib ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz, keyingi safar u sizdan hech qanday nimalarni so'ramasligi mumkin bo'laveradi. Bu yerda navigatni biz MySQL'ga bog'lab olishligimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun mana navigatni ishga tushgandan keyin connection bo'limidan sizga bosadigan bo'lsangiz, mana ma'lumotlar bazalarini to'plab chiqadi. Postgres, SQL, Oracle, SQLite, SQL Server, MySQL. MySQL'dan foydalanyapsiz. Bularni bittasini ko'rib olsangiz, qolganini qanday muammolarsiz bemalol foydalanib ular bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lishligingiz mumkin. Demak, MySQL tanlaganimizdan keyin uni bog'lovchi yo'lini tanlashligimiz kerak, ya'ni connection name'ga bog'lanuvchi nomni yozishimiz kerak. Bu yerga o'sha biz bilgan o'zgaruvchi nomlarni tanlashdan foydalanishligimiz kerak, ya'ni bo'sh joy, g'oni belgisi, raqam bilan moslamasligimiz kerak degan tushunchalarni yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun connect
Bilmem de 20, 33, 55'dir vazifeyim. Yani o zaman için kendine bulacağını toplayın. Bu yerge siz toplayın namlısı verişlikiz mümkün buladı. Ve postneyin vaki iPad'ı fiyatı biz fazla şu kentte doz düşlenenlerin için bir kentte doz da kurallar. Kal post halatı da kuralladı. Post 33 nömlü öz yatırımının üzerineyim bu. Yani mayıs bölümümüzdeki uzaktan atıp alıyordu. Ve karolumuzda yazıp koyuşluğumuz görevler. Bir yerden test kanlaşan kılıp, malumatlar daha doğru ulandı mı yoktur mu? Tektirip alışılık gerek buladı. Eğer de not doğru, sarı oluyor ki drone limanı not doğru batırken bu sayıda önemli hatalı çıkardım. Sarı olumuz not doğru batırken hatalı sayıları olar. Test kanlaşan kılıp batırken bu sayıda yine işletiş imkaniyeti de ve bu oluşturduğumuz mümkün bular. Okey kılıp batırken bu sayıda kendi 20-30 yılı hiç bu fayda oldu. Sizin kimetle çekletirken olsam, standart malumotlar bazalarını kurs atıp verir. Bu yerde içine girerken olsaydım, standart polisdeki yaratılgen ayol malumotlar bazaları var. Bunlardan namuna sıfatla koydalanmak mümkün. Yani sizce ayol malumotlar bazasını yarattı. Ve numaranı kurs açtı, yani bir yerde cadvaya yaratıp kurs açtı. Connection bu, yaratıp olacağımızdan ikin pasta bir oldu. Bazen sonu çizmanı botamız. Ni database, yani yenge malumutla bazası yaratıştı tanılayımız. Bu yerde birinci soru yaptı, database ne? Demek bazanın namını kurs açtığımız gerekiyor. Bu yerge bazı et, Yunan'da 20, 33, 53, 70'an manla koyar. Karakter set bölümünde UTF'de yoksayız. Bu yerde biz UTF-8 Unicode'nı tanılaştığımız gerek olan. UTF-8 Unicode ve collection bölümünde yani UTF-8 tanılaştırken bir şey yok. Birinci de çıkar. UTF-8 general pin'i tanılaştırken olası o yüzde numaralarda koyar. Yani bundan başka bölümlerde tanla koyabilirim bu sayede. Daha hatalıklar kaytada cadvaldaki fikirlik bir bölge çakırganızda muamalarda bir çeşitlik mümkün olabilir. Şimdi için aynen UTF-8 Unicode'nı ve UTF-8 Unicode'nı tanla koyuşluk gerek olar. Okey. Signalsını bahsettirken mutlaka bana bana bir yerde bazı 20-30 yıllık bu fayda oldu. Bunun üstü geçtiğim hatta basamağın basacağımdan için tablet yani cadılar bölümü kırıptı. 10 signalını basıp new table yani yenge cadılar yaratış bölümü götürüyorsun. Demek ki name. Bu yerde name bu nom üstünlü nomu yani işte biz görgen access dasturu deki constructor kalitesi görmüş. Bu yerde şimdi namını tanlayanımızdan sonra unga tipini tanlaştığımız gerek tipi aksesten göre fark kıladı. Şunun için name gelin. ID de belirtirken olsam tipi belirtirken olsam bunun tipi aksesten göre çok var. Yani biz ondan göre çok malumatlarda koyuş imkaniyatı tam ege bulamış. Tipi gelin. Tipini tanıyayım ben. Uzunluğunu soruyorum. Sadece uzunluk gerek var. Ve bana bu yerde birinci de demek kalıptı rastlığını koklayamam. Uzunluğunu spontan çatılmasını durmakta basar. Sorunu fayda olup çıkıyorlar. Şimdi size mesela familia bursa familia boletirken bursa familiada var sardıp namlanan tipimiz var. Her ben faydalanabiliyorsak her tipi fakat bitti bir günü yok var. Şunun için varlıklardan faydalanmışsınız. Maksatken muhafız buladı. Bu yerden de üzülme diyeceğim ama neyin bölümünde o tıkta bilgiden ibarat kılıp koyup geçirdim mümkün buladı. Kısmı gel yani varlıklar o tıkta bilgiden ibarat. Mesela bugün yılı bitiriyorsam data ve data time diyen tip var. Yani data var. Fakat yine tüm o yıl görmek lazım. Data time'de ise tüm o yıldan tasarı biz şu an nedir malumatlarca ötkenimizde
ma'lumotlar qachon kirgizilganligi, qaysi soatda kirgizilganliklarini ham ko'rmoqchi bo'lgan bo'lsak, unda data time'dan foydalanib turib data time'ni tanlab qo'yishingiz mumkin. Bundan tashqari mana double, plot, decimal, numeric, mana chartning o'zi bor, vektor, bu tiplarni qo'shimcha ravishda o'zlaringiz qidirib topib o'rganishlaringiz mumkin bo'laveradi. Mashina qilib turib o'zingizda nimalarni data qiymatlarni alohida alohida chaqirib olishingiz mumkin bo'ladi va jadvalni yopish tugmasini bosaman. Saqlash so'rayapti, saqlash. Bu yerga nimaga talabalar deb yozib qo'yapman jadvalni nomini. Shu tugmasini bosadigan bo'lsam mana talabalar deb nomlangan jadvalim menga ko'rinib turibdi. Talabalar jadvalini bosgandan keyin bunga qiymat yozib qo'yaman. Demak, familiyaga qayumi deyman, ismiga aktor deyman, tug'ilgan yiliga esa mana mana bu tarzda o'sha aksiyadan ko'ra mukammalroq tarzda bir nimalarni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Masalan, qaysidir yil, qaysidir oy, qaysidir kunni alohida ko'rsatish mumkin. Tepasiga alohida bossangiz, bular avtomatik ketaveradi. O'sha yillar oralig'ini tanlab, oyni tanlab, qaysidir kunni tanlab, o'tib ketib turib, oxirida tahlil qilmasangiz buni qo'yib berishingiz mumkin bo'ladi. Sig'dirib qo'yishlik uchun mana tuqonchani chiziqni tuyab kelayotgan bo'lsam, o'zbekstalchiyapti, unga ikki marta chet qo'ydirgan bo'lsangiz, mana shularni ko'rsatib turishligi mumkin. Va bunda aksisdan ko'ra yana bitta farqliroq tomon, avtomatik ravishda noldan boshlab raqamlar ketadi, ya'ni raqam qo'ymasangiz. Buni o'zgartirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ikki marta chet turib, avtomatik tarzda o'zgartirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bir qarang, axir turib nima qilishligimiz mumkin. Ana endi bu yerda nima bilan ishlayotgan vaqtimizda, akses bilan ishlayotgan vaqtimizda sizlarga o'sha Adobe Connection'da joylab, Adobe Connection'da ikki marta bosib, bu tugmasini bossak, bu yerdan provayderni tanlar edik. Ya'ni Microsoft JetBrains Oracle provayder. MySQL, ya'ni qolgan ma'lumotlar bazasi mana bu Microsoft Oracle DB provider orqali bog'lanadi. Shuning uchun bu bog'lanishda biz o'zimiz bog'lovchi alohida programma bor, undan foydalanib turib uni o'rnatib olishligimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun RadStudio XT3'da yaratgan proyektimni close out qilib o'chirib yuboramanda birinchi o'rinda men o'sha tashlab bergan MySQL degan papkamga qaytaman. Bu papkani ichidan biz MySQL Connector Abadev 501.10.32ni o'rnatishligimiz kerak bo'ladi. Sababi bizni yaratayotgan muxlislarimizda ya'ni builderda faqatgina 32 razryadlisidan foydalanamiz xolos bog'lanish uchun. Shuning uchun aniq e'tibor qaratinglar, mana MySQL Connector OBD 5.10.32ni o'rnatishligiz kerak bo'ladi. Next tugmasini bosib o'tirgan bo'lsak rozi bo'lamiz va next tugmasini bosib o'tirgan bo'lsak bu o'rnatish muammo emas bilan arabboy va buni o'rnatib oldik. Ana endi o'rnatib olganimizdan keyin panel upravleniyaga kirib turib o'zimizni bazangizni shu kompyuterda foydalanish huquqini qo'shib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Panel upravleniyaga, panel upravleniyaga kompyuterga kirib, mana bu kompyuter bo'limidan upravleniyadan orqali kirishingiz mumkin yoki ko'pchilikda o'zi ishchi stolda tayyor bo'ladi yoki bo'lmasa pult menyusiga kirib turib, panel upravleniyaga kirishingiz mumkin bo'ladi. Panel upravleniyani ikki xil ko'rinishi bor. Mana bu yerda mana kategoriya ko'rinishi turibdi, krupniy ko'rinishi turibdi va melti ko'rinishi joylashgan holatda turibdi. Men krupniyroq qilsam mana sizga bu
to'liq holatda ko'rinadi. Bu yerdan administratsiya bo'limiga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana bu yerda turibdi bizda object data source of descriptive. Biz o'sha bu yerga MySQL'da nimani o'rnatib qo'ygan. Bunga kirganimizdan keyin javobit tugmasini bosib turib, biz o'zimizni bazamizni qo'shib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni pastki qismiga ko'chirgan bo'lsak, mana biz o'rnatgan MySQL Alo. Rahmat aka. Xo'sh, davom etamiz o'sha MySQL Obdes 501 driverni tanlaymiz. Bu yerda tanlaganimizdan keyin gator tugmasini bossak, mana nimasini chiqarib beradi. Data source name. Bu yerda data source'imizning nomini yozish kerak. Shuning uchun biz talaba deb yozib qo'yib turaman unga. TCP IP serverga local host deb yozamiz. Portimiz shu. Userimiz root, parolimizni o'sha yozgan parolimizga kirishligimiz mumkin bo'ladi. Agarda bu yerda ham biror bir narsani noto'g'ri bajarayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda database'da tirilgan bosganlaringda bazalaring ko'rinmaydi. Shuning uchun baza 20 33 53 degan bazani tanlashingiz kerak bo'ladi. OK tugmasini bossak, buni ko'rsatib beradi. Test qilib, shu yergacha nimada to'g'rimi, noto'g'riligini ko'rib tekshirib olishligimiz kerak bo'ladi. OK tugmalarini bosib turib, bularni to'liq holatda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishligimiz mumkin bo'ladi. Ana endi bu yerdan biz Rapidio'ga kirib, file new telefon applicationga kiramanda xuddi qolganini aksessda bajargan ishimizdek to'g'ri amalga oshirib, ular bilan to'liq holatda ishlash imkoniyatiga ega bo'lishligimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizga ma'lumotlar bazasini bog'lashlik uchun ADO connection kerak bo'ladi. Uni jadvalini bog'lashlik uchun ADO table kerak bo'ladi. Uni jadval ismasini bog'lashlik uchun ADO table kerak bo'ladi mana. Va data access komponentlar parametrlarining ichidan bog'lovchi yo'l data source kerak bo'ladi va uning ichidagi ma'lumotlarimizni ko'rishligimiz uchun esa dbgrid deb nomlangan komponentamiz bizga kerak bo'ladi. Bu komponentalardan foydalanib turib o'zimizni qiymatlarimizni belgilab ular bilan ishlashimiz mumkin. Demak, bazani bog'lashlik uchun ADO connection ustiga ikki marta tepamiz va build tugmasini bosamiz. Build tugmasida OBS driverni tanlab, dalet tugmasini bosamiz va bu yerda mana bu tirilgan bosib turgan bo'lsak, mana bizda DS talaba deb qo'shgan danni qilib turibdi. Buni qo'shib proverka qilib tekshirishligimiz mumkin bo'ladi. OK tugmalarini bosamiz va login from funksiyasini call qilamiz. Login from funksiyasini call qilamiz. Call qilganimizdan keyin esa ADO table komponentasini connection xususiyatiga ADO connection birni ko'rsatamiz va eng pastida uni table name xususiyatiga esa jadvalimizni nomini ko'rsatishligimiz kerak bo'ladi. Talabalar deb nomlangan edi. Active xususiyatini faollashtiramiz va data source xususiyatini data set deb nomlangan xususiyatiga esa ADO table'ni ko'rsatishligimiz kerak bo'ladi. Va data source dbgrid komponentamizni data source xususiyatiga data source birni ko'rsatamiz va dbgridimizni origin xususiyatini client qilib qo'yadigan bo'lsak, mana o'zi bizni qo'shgan ma'lumotlarimizni ko'rib olishligimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda faqatgina bitta ma'lumotlar bazasi bilan ishlaganimizda MySQLda bazani yaratish va uni bog'lovchi yo'lini qo'llab olishda farqimiz bor xolos. Undan u yog'iga esa hech qanday muammolarga duch
kelmeyimiz. Koşuş, ötürüş, özgertiriş gibi kelimelerde özümüz bionolog koşar, ular bilen bionolog işler imkoniyetiyle ilgili oluşturduğumuz mümkün değil. Şimdi kendi savol mevcut.